10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 125. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 125. Gürültü ve gürültülü ses yönerge, verilen metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Adım Fatma. Doğu Karadeniz dağlarının yüksek kesimlerindeki köylerden birinde doğdum. Köyümüze toplu taşımacılık yoktu. Arabayla gidip gelmenin olmadığı durumlarda ulaşım neredeyse imkansızdı. Bu imkansızlıklara rağmen benim tek hayalim İstanbul'da bulunan iyi bir üniversitede okumaktı. Ailem ve öğretmenlerimin destekleri sayesinde İstanbul'da bulunan bir üniversitenin tıp fakültesi bölümünü kazandım. Artık köyümden ayrılma vakti gelmişti. Küçük bir köyden büyük bir metropole ilk kez gidecek olmam hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyordu. Uzun bir yolculuğun beni beklediğini biliyordum. Otobüse bindikten sonra yolculuğumuz başladı. Otobüsteki insanların hep bir ağızdan ve yüksek sesle konuşmaları, anlaşılmaz bir kirliliğe sebep oluyordu. Bundan rahatsız olan birkaç yolcu otobüsün şoförüne müzik dinlemek istediklerini söylediler. Otobüs şoförü de radyoyu açtı. Yolcuların çıkardığı boğuk ve anlaşılamayan sesten radyonun sesi duyulmuyordu. Şoför yolcuların sebep olduğu bu kirliliği bastırabilmek için radyonun sesini sonuna kadar açtı. Radyodan bir anda aşırı bir ses çıktı. Radyodan çıkan ses aşırı, boğuk ve anlaşılmaz bir sesti. Sesin şiddeti o kadar yüksekti ki böyle bir sesin mutlaka çevreye ve insan sağlığına zarar verebileceğini düşündüm. Ben yüksek sesin etkisiyle kulaklarımı kapatırken yanımda oturan diğer yolcu sanki hiçbir şey olmamış gibi çevreye bakıyordu. Bu durum karşısında bu düzensiz frekanslı seslerin insanları farklı şekilde etkilediğini düşündüm. Otobüsteki ses müzik sesi miydi yoksa bir bağırtı mıydı anlayamadık. Otobüsümüz yolda çok yavaş ilerleyebiliyor. Araç sürücüleri bilinçsizce kornalarına basıyorlardı. Otobüsümüz birden durdu. Asfalt çalışması nedeniyle yol tek şeride düşmüş, yolda araç konvoyu oluşmuştu. Yolda çalışma yapan iş makineleri, kamyonlar, asfalt döküm makineleri ve asfalt delme makineleri aynı anda çok yoğun ve düzensiz frekanslı sesler çıkarıyorlardı. Bu kirliliğe otobüsteki yolcuların yüksek sesle konuşmaları ve trafikteki araçların korna sesleri de eklenince çevre ve sağlık sorunlarına sebep olabilecek sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu yoğun ve düzensiz farklı frekanstaki seslerin kulağımıza yoğun olarak gelmesiyle bir kirlilik oluştu. Müzik dinlemeyi seven biri olarak yolculuğun devamında, bir şarkının söylenişi sırasında birçok müzik aletinin aynı anda ses çıkardığı ve çıkan bu seslerin insanı rahatsız etmediği geldi aklıma. Daha sonra da bu müzik aletlerinin düzenli frekanslar çıkarmaları nedeniyle insanları rahatsız etmediğini düşündüm. 1. Metinden yararlanarak uğultuyu nasıl tanımlarsınız? Cevap, sesin gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz olmasına uğultu denir. İkinci metinden yararlanarak gürültüyü nasıl tanımlarsınız? Cevap, çevre ve sağlık sorunlarına neden olabilen, istenmeyen birçok sesin kulağa yoğun olarak gelmesiyle oluşan ses kirliliğine gürültü denir. Üçüncü bir konser esnasında orkestrada kullanılan tüm enstrümanların aynı parçayı çalarken çıkardıkları ses, müzik olarak nitelendirilirken bir asfalt delme makinesinin çıkardığı sese gürültü denmesini nasıl açıklarsınız? Cevap, orkestrada kullanılan tüm enstrümanlar aynı parçayı çalarken, belli frekanstaki seslerden oluşan düzenli ses dalgaları çıkarırlar. Enstrümanların çıkardığı sesler, sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Bir asfalt delme makinesi düzensiz frekanslı sesler çıkarır. Düzensiz frekanslı sesler gürültü olarak adlandırılır. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 125 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.